Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. 14 ay önce Ümit Özdağ öncülüğünde kurulan Zafer Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kongresini 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirdi. Yaklaşık 14 ay önce kurulan ve Ümit Özdağ'ın Suriyeli sığınmacılar hakkında söylemleriyle sık sık gündeme gelen Zafer Partisi, 1. Olağanüstü Büyük Kongresini 2 Ekim Pazar günü Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yaptı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede sıklıkla Türküz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Ümit nerede, gençlik orada ve zafer gelecek, Escobarlar gidecek sloganları atıldı. Zafer Partisi Aksaray İl Başkanı Resul Karaözüm ve partililer de birinci olan kongreye katılarak zafer bizim dediler. Evet sevgili izleyiciler, Ankara ATO Kongre Merkezi'ndeyiz şu anda. Zafer Partisi 1. Büyük Olağan Kongresi'ndeyiz. Aksaray Zafer Partisi İl Başkanı Sayın Resul Karaözüm de bugün kongreye katılan isimlerden bir tanesi. Evet başkanım, Büyük Olağan 1. Kongre. Ne söyleyeceksiniz? Büyük Olağan 1. Kongremizde gördüğünüz gibi Türk milletinin teveccühü, mahşeri bir kalabalık burada. Genel Başkanımız az önce intikal etti. Büyük bir coşku var. Zafer yakın, meşaleleri yakın sloganıyla gittiğimiz bu büyük kongremizde Türkiye'nin zaferine bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. İşte buradan şunu söylüyorum. Dosta güven, düşmana korku dedikleri Türk milleti burada diyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Hayırlı olmasını diliyoruz Aksaray Zafer Partisi Teşkilatı'na, Türkiye Teşkilatı'na. Ben teşekkür ediyorum. Siz de geldiniz. Kongremizi canlı yayınlayacaksınız. Ve bu ilginize buradaki bütün 81 ilden gelenler, Aksaray'dan da biz de coşkuyla geldik. Buradaki heyecanı, buradaki coşkuyu Aksaray'a döndüğümüzde Aksaray'ın siyasetine yansıtacağımızdan Aksaraylı hemşerilerimizin hiç şüphesi olmasın. Artık Aksaray'da Zafer Partisi var, biz varız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türk milletini ve Aksaraylı'yı düşünen artık bir Zafer Partisi var diyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyiciler, Zafer Partisi 1. Olağan Kongresi şu anda ATO Kongre Merkezi'nde ve yanımızda Ankara İl Başkanı var. Güzel bir salon hazırlanmış başkanım, yoğun bir katılım var. Ne söyleyeceksiniz? Harika bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gelenlere, bizimle birlikte olanlara teşekkür ediyorum. Bütün İK üyelerimize, divan üyelerimize, kurucular kurumuna, delegelerimize, il başkanlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. İnşallah bu zaferimizin başlangıcı olacak. Peki efendim, il ilçe teşkilatları için bir tarih var mı? Biz illerle ilgili olarak zaten seçime girebilme 15 Haziran itibariyle il ilçelerde teşkilatlanmamızı tamamladık. 15 Aralık'tan sonra olabilecek bütün seçimlere girebiliyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Yani olağan Haziran seçiminde Zafer Partisi sandıkta yerini alacak. 15 Aralık'tan sonra olacak herhangi bir seçime sandıkta yer alacak. Tek başına dimdik o seçimlere girecek. Cebi
yanımızda Genel Başkan Yardımcısı Sayın Lütfi Şahsuvaroğlu var. Evet başkanım, güzel bir kalabalık, yoğun bir kalabalık ve Zafer Partisi bugün birinci büyük olan kongreye gidiyor. Ne söyleyeceksiniz? Muhteşem bir kongre. Zafer Partisi'nin bir yılda özellikle gençlerde, Türk gençliğinde bir ümit olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetin ümidi. 17-21 yaş kuşağı arasında yapılan oylamada %40 Zafer Partisi tercihi var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ümidi Zafer Partisi. Bu bataktan kurtuluşun yolu da Zafer Partisi. Dolayısıyla asıl mesele seçimden sonra, 2023 seçiminden sonra bu molozları temizlemek nasıl olacak? Bu kadar büyük sorunlar var. Onun altından kalkacak yegane alternatif Zafer Partisi ve onun kuşağıdır. Dolayısıyla diyoruz ki Zafer yakın, meşaleleri yakın. Çok teşekkür ediyoruz başkan. Evet efendim, birinci büyük olan kongre Ankara Ato Merkezi ve şu anda yanımızda yine Genel Başkan Yardımcılarından sevgili Aslan Kaya var. Evet başkanım, güzel bir katılım var, yoğun bir katılım var. Ne söyleyeceksiniz? Şu anda tüylerimiz diken diken. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bu Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün Türk devletinin Türk milletine ait olduğunun ilk günüdür. Bugün zafer günüdür. Bugün Türk milletinin günüdür. Hepinize kutlu olsun. Genel Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Türk de şu anda burada. Başkanım, katılım çok güzel. Yoğun bir katılım. Ne söyleyeceksiniz? Daha başlangıçtayız. Bunun kat kat fazlasını sokaklarda, mitinglerde göreceksiniz. Karanlık düzenin bitmesine işaret eden bir şeydir bu kutlu yürüyüşümüz. Yeniden dirilişin, Türk'ün yeniden dirilişinin varlığının göstergesidir. Türk milletine zafer getireceğiz. Çok teşekkür ederim. Yanımızda Sinan Oldan var, kongreye katılan isimlerden bir tanesi. Sevgili vekilim, güzel bir kalabalık, yoğun bir katılım var. Ne söyleyeceksiniz efendim? Zafer Partisi'nin birinci olağan kurultayına davetli olarak katıldık. Güzel, coşkulu bir topluluk var. Zafer Partisi maşallah hızlı başladı Türk siyasetine. Birçok dengeleri de değiştirecek gibi gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Buradan Aksaraylılara söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Elbette var. Biz de Türk milliyetçilerinin bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olarak tüm Aksaray'ı sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve Aksaraylı hemşerilerimi Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP kilit olmasın diye bağımsız Türk milliyetçisi adaya oy vermeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz efendim. Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tertip edilen Hayvan Hakları İl Koordinasyon Kurulu Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç Başkanlığı'nda Aksaray Kültür Merkezi'nde toplandı. Toplantıda hayvanların geleceği ve yaşamlarını iyileştirip korunması açısından birlik kurulması kararı alındı. Aksaray Kültür Merkezi'nde ildeki tüm belediyeler ve il özel idaresinin de üye olduğu birlik vasıtasıyla Aksaray il genelindeki sokak hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu, aşılanması ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesi konusunda kararların alındığı önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıya vali yardımcısının yanı sıra ilçe kaymakamları, belediye başkanı yardımcısı, sivil toplum temsilcileri ve ilgili kurum amirleri katıldılar. Hayvan hakları ile ilgili yaşanılan sıkıntıların yanı sıra kanunların neler getirdiği hususunda bilgilerin paylaşıldığı toplantıda daha yaşanılabilir bir barınak için
birlik kurulma kararı alındı. Toplantı açılış konuşmasını yapan Milli Parklar İl Müdürü Musa Bozkurt, Aksaray'daki barınakların durumu hakkında bilgi aktardıktan sonra yeni çıkan yasalar karşısında yetersiz kalındığını ifade ederek daha etkin çözüm bulunması konusunda yasalar açık dedi. Kurul Başkanı Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ise şunları kaydetti. Aksaray ilinde yaşayan sokak hayvanlarının yaşama hakkı için Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla kanunlar çerçevesinde en uygun çözümün üretilmesi için kurul toplantısı yapıyoruz. Belediye ve özel idare bütçelerinin 1/3 olarak ayrılan payda ortak bir birlik kurmak şartıyla örnekleri bulunan uygulama için sizlerin fikirleri önemlidir. Bu konuda görüş bildirmenizi istiyoruz dedi. Toplantıda söz alan Aksaray Belediye Başkan Vekili Fuat Güler, ilimizde sağlıklı çalışan belediye barınağımız tüm ilimizin yükünü çekiyor. 34 noktada hayvan besleme noktaları var. Yaklaşık 500 bin liralık kuruma mal aldık. Belediyenin desteğiyle kurulacak birlik belki daha etkili olabilir. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz dedi. Taşpınar Belediye Başkanı Metin Dağ söz alarak civar köylerden getirilerek bırakılan köpekler il merkezine yakın olan kasabalara bırakılıyor. Bunlardan birisi de Taşpınar kasabası. O yüzden kurulacak birlik bunu önleyebilir dedi. STK temsilcilerinden Yeşil Doğa Derneği Başkanı Abdülkadir Ay konuşmasında örnek olarak gösterilen Nevşehir'de kurulan hayvan kasabası az bir canlanma göstermesiyle konuşuluyor. Çözüm için hayvanlarla insanların bir arada yaşaması gerekir. O yüzden kasaba yerine bölgesel bir hayvan kenti kurulmalıdır. T71 bölgesi olarak bilinen Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kırşehir arasında yer alan Orta Şehir diye adlandırılan Alayhan mevkiinde Çevre Bakanlığı'nca ekolojik koridor oluşturularak hayvanlar yerleştirilmeli, Milli Parklar tarafındansa çok büyük bir hayvan barınağı kurulmalıdır. Ortak bütçeyle Türkiye'de örnek bir hayvan kenti olmalıdır. Ayrıca birkaç kilometre uzağındaysa tüm bölge halkının çocuklarıyla birlikte gezebilmesi için Kapadokya Hayvanat Bahçesi'nin kurulması lazım dedi. Hayvansever Metin Başpınar'da hayvanların kendisine şefkat gösterilmesi halinde hiçbir saldırıda bulunmazlar. Onlar sevgiyi hissederler. Mümkün mertebe hayvanlara bir kap mama, bir kap su bırakılması insanlık görevimizdir dedi. Fotoğraf sanatçısı Fahri Tunç, kurduğumuz dernek sayesinde kuşların yaşadıkları bölgelere başıboş köpeklerin bırakılması doğal yaşamı tehdit ediyor. Sahiplenilmemesi halinde yabana bırakılması onların yaşamını destek olmuyor. Bir zamanlar atların Hasan Dağı'na bırakıldığında susuz kalmalarından dolayı yaşamını yitirdikleri gibi onlara sürdürülebilir yaşam kurulması için dikkat edilmesi gerekir dedi. Toplantı bitiş konuşmasını yapan Aksaray Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, toplantı çok verimli geçti. Bugün hayvanlarımızın geleceği için birlik kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum dedi. Oy birliğiyle kabul edildi. Değerli izleyiciler, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kadın vatandaşlarımıza yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri kapsamında yabancı turistlere tercüman aracılığıyla KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı. Sana kişisel bilgiler var. Bunları giriyoruz. Şöyle bir doğrulama kodu geliyor. Aynı normal oyunda falan olduğu gibi. Bunu doğradıktan sonra şöyle bir buton oluşuyor. Butona bastığınız zaman konum bilgilerinizi açıyorsunuz. KADES'in açılımı nedir? Kadın acil destek uygulaması. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nca kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı kapsamında sorumluluk alanımızda bulunan ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ihlara Vadisi girişine kadın destek tanıtım standı kurularak Ihlara Vadisi'ne ziyarete gelen kadın ve erkek vatandaşlarımıza yönelik KADES faaliyeti icra edildi. Evet, isterseniz arkadaş bu KADES hakkında...
Faaliyette kadın vatandaşlarımıza kadın destek uygulaması, uygulamanın kullanımı, uygulamanın cep telefonuna yüklenmesi ve kadına şiddetle mücadele konusunda bilgilendirilmeler yapılarak KADES tanıtım broşürü dağıtılmış, erkek vatandaşlarımıza ise İçişleri Bakanlığı'nın kadına el kalkmaz mottosu çerçevesinde bilgilendirilme ve farkındalık eğitimleri verilerek broşür ve afişler dağıtılmıştır. Düğmeye bastıktan sonra tekrar emin misin diye bir uyarı mesajı geliyor. Bazen mesela çocuklar alıyor annesinden, hani basıyorlar yanlışlıkla. Tekrar uyarı mesajı geliyor. Buna evet dediğinizde direkt ihbarınız gidiyor. Ekipler de hemen geliyorlar. İfadelerinizi alıyorlar, şikayetinizi. Evet. Bunu tüm arkadaşlarımıza aynen böyle anlatacağız hepimiz. Biz buradan ne öğrendik, ne gördüysek bunu evdeki arkadaşlarımıza, yakınlarımıza, hepsine tek tek anlatacağız bunu. Çok memnun olduk. Sağ olun, teşekkür ederiz. İfadelerinizi alıyorlar. Yani şiddete uğrama tehlikesinin içinde olursanız ya da şiddete uğradığınız zaman bir şekilde hani emniyet jandarma ekiplerine gitmeden evde kendiniz bir butonla ihbarda bulunmuş oluyorsunuz. Ayrıca ziyarete gelen yabancı turistlere de tercüman aracılığıyla KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerine aralıksız devam edileceği ifade edildi. KADES sayesinde birçok kadınımızın hayatını kurtulduğunu biliyoruz, duyuyoruz ama çok memnun olduk. Bütün şeylerin devamının gelmesini istiyoruz. Kadınlarımıza şiddet, ölüm, öyle bir şeylerle karşılaşmalarını istemiyoruz. Kesinlikle hani buna bir son olsun istiyoruz. Hani kadına şiddete de hayır diyoruz. Çok memnunuz KADES uygulamasından. Bunun devamının gelmesini istiyoruz. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçunun önlenmesi yönünde kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu bağlamda kaçak sigara operasyonu düzenleyen jandarma operasyonda 6160 paket kaçak sigara ele geçirdi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçunun önlenmesi için yapılan çalışmalar sonucunda merkez ilçe mülki sınırları içerisinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan şahsın yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 7 Eylül 2022 tarihinde İS isimli şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 6160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup adli makamlara sevk edildi. Kaçakçılığı önlemek amacıyla titiz ve gayretli çalışmalara devam edileceği ifade edildi. Hamidiye Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinde 48. binanın yıkımı Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Aksaray Belediyesi ekipleri Hamidiye Mahallesi kentsel dönüşüm projesi alanında zemin etüt çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Aksaray Belediyesi tarafından sosyolojik, ekonomik ve teknik olarak değerlendirilen kentsel dönüşüm projesinde çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Vatandaşları daha kullanışlı, daha güvenli ve daha modern binalara en kısa süre içerisinde kavuşturmak için Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer sabahın erken saatlerinde kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Şehrin kalbinde ferah binaların, geniş yeni yolların, iş merkezlerinin, sosyal donatı alanlarının, otoparkların, yeşil alanlar ve parkların hayata geçeceği projede yıkım işlemleri devam ederken zemin etüt projesi de yapıldı. Yakın zaman içerisinde temellerinin atılacağı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan proje hassasiyetle takip ediliyor. Hamidiye Mahallesi kentsel dönüşüm projesi alanında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, şehrin en kapsamlı dönüşüm projesinde ciddi bir yol alındığını duyurdu. Başkan Dinçer, Hamidiye Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde hiçbir aksaklık yaşamadan, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olmadan planlandığı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Kıymetli izleyiciler, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nca mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma
projesi kapsamında sorumluluk bölgesinde düzenlenen düğünlerde silahla havaya ateş etme sonucu meydana gelebilecek üzücü olayların önlenmesine yönelik çalışmalar sonucunda düğünde silahla havaya ateş eden şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nca sorumluluk bölgesinde bulunan ilçe, belde veya köylerde yapılan düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde silahla havaya ateş eden şahıslara yönelik 01-02 Ekim 2022 tarihleri arasında icra edilen denetim faaliyetleri esnasında düğünde havaya ateş ettiği tespit edilen bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ele geçirilen malzeme muhafaza altına alınarak şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nca sorumluluk alanlarında yapılan düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde düğünlerini yapmaları için titiz ve gayretli çalışmalara gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edileceği ifade edildi. Evet değerli izleyiciler, geçiminin büyük bir kısmını tarım ve hayvancılıktan sağlayan Aksaray halkına litresi 10 liradan satılan çiğ süt hakkında görüşlerini sorduk. Bakın cevaplar ne oldu, izliyoruz. Çiğ sütün litresi 10 liradan satılıyor. Aksaray tarım ve hayvancılıkta ön plana çıkan bir şehir. Bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Sayın Başkan sürekli konuşuyor. Damızlık Yetiştiricileri Başkanı da söylüyor. Bekir Kayan Bey de konuşuyor. Şimdi anlayamadığım bir şey var. Bu ucuz da, bu niye o zaman devlet buna sahip çıkmıyor? Bir, zaten sütaş herhalde sütün çoğunu Aksaray'dan alıyor bildiğim kadarıyla. Yani 10 lira yetmiyor mu? Yani şimdi 10 lira yetmiyor mu? Nasıl olması gerekiyor? Ya vatandaş zaten alacağını alıyor. Pahalı alıyor. Ağzını açmıyor da. Bunlara yetiştiriciler, yani kusura bakmasınlar. Bu yetiştiriciler niye kadar bu kadar alıyorlar anlayamadım. Pahalı mı sizce litresi 10 liradan çiğ süt? Ya bana göre pahalı değil. Tamam, üretici haklı da. O zaman ben bir şey soracağım. Gerçekten samimi söylüyorum. Haksız kim o zaman? Hükümet ben haklıyım diyor. Üretici de ben haklıyım diyor. Peki vatandaş ne yapacak? Biz maaşlı adamız. Aldığımız belli bir para. Herkes şikayetçi de, o zaman şikayetçi olan olmayan kim? Devleti, hükümeti suçluyoruz. Suçlusu kim? Tamam, adamlar üretiyor, satıyor, yapıyor. Adamlara bir şey demiyoruz. Adamlar haklı. Bugün yemin fiyatı şu olmuş. Adamlar memnun değiller. Ama ne yapmak gerekiyor? Ben de onu anlayamadım. Yani vatandaşın sıkıntısı ne? Bugün bir peynir olmuş. 60-70 lira, 100 lira yarım kilo peynir. Ne yiyecek o zaman vatandaş? Ne yapması lazım? O zaman dışa bağımlıyız diyoruz. Ya anlamadım ya, biz ne yapmamız lazım? Yani hükümet olarak adamlar bir şey yapıyor, biz de bir şeyler yapıyoruz. Vatandaş eziliyor. Arkasından da o eziliyor, bu eziliyor. Bunun sonu nereye gidecek? Allah'a kaldı ya. Açık ve net konuşmak lazım. Teşekkür ederim. Bizim istediğimiz şu. Tamam. Üreticilerin haklı olduğu bir yer var. Yani gerçekten sanmış söylüyorum. Ben Aksaraylıyım. Yani adamlar yetiştiriyor. Az olsun, temiz olsun diyorlar ama az da olmuyor. Bugün 10 liraya satacak adam 15 lira ister, 20 lira ister, doğru. Ama alıcıyı ne yapacağız? Ha? Bugün bir yoğurt olmuş 60-70-100 lira. Ne yapmak lazım? Ha? Herkes maaşlı. Üretici sıkıntılıysa vatandaş ne yapması lazım? Hükümet de ben elimden geleni yapıyorum diyor. O zaman ben ne yapayım? Kimi kime şikayet edeceğiz? Aksaray'da Sütaş diye bir fabrika var yani. Zaten Aksaray'ın %50 üretimi de yetmiyor yani Sütaş'a. Fiyatlar bence çiğ sütte iyi yani. Yani hükümetimiz de destek veriyor tarıma. Halkın yani bu şeyde, konuda yani fazla şey olmaması, ısrarcı olmaması lazım. Yani çünkü bugün üreticiye zam verdiğinde marketlere de zam geliyor yani. Bu birbirine endeksli olduğu için yani bunu da düşünmek lazım. Şimdi buradan üreticiye zam verdin mi, bu sefer markete yansıyor. Ne oluyor? Bu sefer yani burada 20-30 tane üretici memnun edilirken bu sefer komple halk tepkiyle karşılıyor. Yani zamı tepkiyle karşılıyor. Peki siz çiğ süt alıyor musunuz evinize? Evimize alıyoruz, evet. Ne kadar alıyorsunuz? Ne kadar sıklıkla alıyorsunuz? 5 litre alıyorum. Haftalık ya da 15 günde bir alıyorum. Peki bunun maliyeti size?
mi? Hayır hayır, pahalı gelmiyor. Niye pahalı gelmiyor? Yani 5 kilo sütü 60 liraya alıyorum. Yani 15 günde bir de pahalı değil. Çünkü bir paket sigara 30 lira olmuş. 2 paket sigara içiyor adam. Yani 15 günlük sütünü alır 2 paket sigaraya. Ekonomi çok kötü. Valla millet ekonomiden memnun. Bilmiyorum, ben 30 bin lira maaş alıyorum. Doğru, normal biraz hayat yaşıyorum yani. İnsanlar nasıl yaşıyor ben bilmiyorum. Yani bundan ibaret durum. Peki pahalı buluyor musunuz litresini 10 liradan Aksaray için? Alanın içinde çok pahalı ama masrafı ne yapsın? Onlar da yetiştiremiyor, her şeyi pahalı. Yani herkes sıkıntıda şu anda. Benim bildiğim, gördüğüm, ben 35 sene yurt dışında kaldım. Şimdi yurt dışından gelen diyor ki işte Türkiye çok güzel. Hayır efendim, gel de bir yaşa bakalım 5 bin liraya burada, nasıl güzel. Orada etin kilosu 7-8 lira. Burada al bakalım etin kilosu. Yani ortalık iyi değil yani. Ekonomimiz pek de iyi değil yani. Allah yardımcımız olsun. Vallahi bana göre ucuz. Ucuz. Yani köylü için zor. Neden? Yani her şey pahalı. Bugün gübresi olsun, yemi olsun, saman olsun, silaj olsun. Bunların hepsi pahalı. Ona göre süt 10 lira ucuz. Alıyor musunuz sık sık çiğ? Tabii ki alıyoruz. Tabii ki alıyoruz. Çocuklar var, torunlar var. İster istemez alıyoruz. 10 lira da aslında çiftçiler için biraz daha düşük fiyat bence yani. Çünkü yem fiyatları belli, hayat şartları belli, çiftçilerin durumu belli. Her şey aldı başını gitti yani. Peki alan kişi için fiyat uygun mu sizce, yoksa yüksek mi? Alıcı şimdi şu durumda, şu düzende alan alıcı da zor durumda, verici de zor durumda yani. Şimdi ekonomik durumlar belli yani, her şey ateş pahası, kendiniz de biliyorsunuz yani. Çiftçi ihmal ediliyor. Bu sene vereceği parayı gelecek sene veriyor. Ya versene peşin parasını adamın. Ver de adam üretim yapsın. Dışarıya veriyorum, içeriye vermiyorum. Üretene vermiyorsun. Olmaz ki öyle. Ama inşallah iyi olur, düzelir. Öyle diyelim, öyle olsun. He. Ama dediğim gibi yani bir sadece çiğ süt de değil ki. Yani her şey önüm. Mesela soğuklar düştün, her şey ateş pahası olacak. Artacaksa artacak. Yani çiftçiyi ihmal etmemek lazım. Zamanında çok ihmal etti. Paramız var nasıl olsa getirdik. Paramız var nasıl olsa alırız dediler. Aldığımız paramız var. Hadi para bitti şimdi. Aldılar, kodular, gittiler paralarını. Ne olacak? İnşallah yine iyi olur. Üreticiye destek versin. Bu sıkıntı bence gider yani. Pahalı, çiftçiye göre pahalı. Üreticiye göre de pahalı. Yem fiyatları, her şey yüksek. Süt de mecbur, onlar da ona göre yüksek vermek zorunda kalıyorlar. Alan halk ne yapacak? Alacak durum yok zaten. Maaşlara zam yok, her şeye zam. Maaşa gelince zam yok. Halk nasıl geçirse geçinsin. Onlar gibi biz lüks yaşadığımız yok ki. Peki siz alıyor musunuz çiğ süt? Yok vallahi, çok zaman almıyor. Alabilirsek, imkanımız olduk sürece 1-2 kilo alabiliyor. Aslında köy yerinde şey olur diyorlar ama zannetmiyorum, oralarda da çok pahalı. Çünkü yem belli, saman, gübre, her şey belli. Her şey belli. Halk zor durumda yani. Sadece 1-2 sefer alabiliyorsun. Yani anca alabilirsin yani, o kadar. Büyük insanlar ve büyük eserlerin yanı sıra kalıcı yatırımlarda insanlarda iz bırakır. Bu bağlamda Aksaray halkına sizce Aksaray'ın gelmiş geçmiş en başarılı siyasetçisi kimdi diye sorduk. İşte cevaplar. Gelmiş geçmiş en iyi çalışmayı hangi siyasetçi yaptı? Osman Ertuğrul yaptı. Memiş Akın yaptı. Ondan sonrasını düzgün görmüyorum. Neler yaptı peki sizce? Saray eskiden çamurun içindeydi. Onlar biraz tanıttılar, güzel bir şeyler yaptılar. Şimdiki belediye başkanı bilmiyorum. Şu an hiçbir şeylerini görmedik. Aksaray çok geride kalmış. Emsallar illere bakınca yok şu anda. Peki şu andaki yönetimi nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda yönetim yok ki. Ne bir vekil olarak, ne bir şu anda yok. Şu andaki evet iyi ama maalesef yolların her tarafını bayağı bir bozdular. Bütün halk şikayetçi bu konudan. Çünkü çok uzun sürüyor. Bir an evvel bitirmeleri lazım. Memiş Akın. Mesela 40 metrelik yolu yaptığı zaman herkes itiraz etti. Dediler ki bu kadar araziyi boşa gidiyor diyor ama bu yetersiz. Başka... Ondan sonrakiler de belli zaten. Kaldırım yapmadan başka bir şey yaramıyor. Ben AK Parti'den başkasını görmedim. AK Parti'den gelirse o yapar. İsim verebilir misin? AK Parti'den hangisi belediye başkanları da, ben burada oturmuyorum ama o yapar yani. En iyi yatırımı valla yaptılar. Şimdiki de yapıyor da önce şey yaptı biraz. Önceki Haluk Şahin
biraz bir şeyler yaptı. Ne yaptı sizce? Vallahi geçit yaptı, dükkan yaptı, köprü yaptı. Ne yaptı kızım? Demir el yaptı. Rahmetlik, avını kavurmacı oğlu Mahmut Öztürk. Bunlar neler yaptı? Bir projeyi söyleyebilir misin? Yani halkına neyse uğraştı yani milletvekili onları. Memiş Akın abla. Ne yaptı? 40 metrekler, 30 metrekler en güzelini o yaptı. Diğerlerine bir şey diyemiyorum. Hiçbirisi de yapmadı. Aksaray zaten eskiden böyle böyleydi. Doğru mu? Bir gelişim yok Aksaray için öyle. Ya normal var da yani çok gelişmiş değil Avrupa gibi. Doğru değil mi? Hiçbiri yapmadı. Bir çalışan, çabalayan bir Ayhan Erel var. Başka kimse yok. Gelen giden herkes kendi cebini doldurdu. Başta İlknur İnciöz. Bunu söylemeye zaten gerek yok. Herkes biliyor. Peki geçmişten bu yana şu siyasetçi şu yatırımı yaptı ve ben çok faydalı buluyorum dediğiniz hiçbir bir isim şey görmedik. Hiçbir şey görmedik. Şu ana kadar verilen sözlerin hiçbiri de tutulmadı. AK Parti yaptı. Siyasetçi olarak bir isim verebilir misiniz yönetim olarak? Siyasetçi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız yaptı. Aksaray'a. Aksaray'a. Ne yaptı? Ne yapmadı? Bir tane çok verimli bir projeyi söyleyebilir misiniz bildiğiniz? Sanayi görün. Kaç işçi çalışıyor? 10.000'in üzerinde. Yeterli mi? Yine AK Parti yaptı. Öyle gözüküyor. Yani işte bazı projeler yaptı. Sanayi yaptı. Ondan sonra pazar yerleri yaptı. Bazı parklar yaptı. Osman Ertuğrul'dan sonra yani MHP'den sonra AK Parti yaptı. İsim verebilir misiniz? Şu siyasetçi şunu yaptı diye. Vallahi siyasetçi işte yani tam tarih olarak hatırlamıyorum ama Nevzat Palta yaptı mesela, pazar yerleri yaptı. Kılıçdaroğlu Parkı'nı daha genişletti filan. Ondan sonra hatta Kılıçdaroğlu Parkı'nı o kendisi yaptı. Osman Ertuğrul da şey yapmıştı. Bu Luna Park'ın oradaki şeyi yapmıştı. Ondan sonra yani yaptı. AK Parti belediye başkanları çalıştılar. Memnunuz. Allah razı olsun, ne diyelim. Şu anki yönetimden memnun musunuz? Yani şu anki yönetimden de tabii memnun olduğumuz yerler de var. Memnun olmadığımız yerler de var. Kendilerini göremiyoruz. Yani önceden çok burada bir sorun var mı diye her mahalleye geliyorlar. Sonra da hiç gözükmüyorlar. Yani yol olarak, ondan sonra çalışma olarak. Mesela 7. ayda, 6. ayda bir çalışma başlattılar. Trafik kilitlendi ya. Giremedik Aksaray'a, hiçbir yere giremedik. Yani bunlar yanlış oldu. Bu projeyi şimdi yapsaydı olurdu. Şimdi yapmadı, tuttu. Tam düğünlerin, Avrupacının olduğu saatte yaptı. Bu yanlış oldu, kilitlendi yani. Benim evim otogarın orada. Bir saatte gelemedim Aksaray'a. Yani merkeze gelemedim yani. Peki sizce Aksaray olduğu yerde sayan bir şehir? Ya dünya nereye gidiyor? Biz de aynı oradayız. Normal bu kadar gelişmesi de dünyaya baktığımızda normal görünüyor. Aksaray Üniversitesi kampüsüne giden ekibimiz üniversiteye yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine mikrofon uzattı ve sordu. Aksaray Üniversitesi'ni ve Aksaray'ı beğendiniz mi? Detaylar haberimizde. Kaçıncı sınıf öğrencisiniz? Birinci sınıf öğrencisiyim. Ne okuyorsun? İşletme. Aksaray'ı nasıl buldun? Aksaray Üniversitesi'ni nasıl buldun? Biz kendimiz zaten aslen Aksaraylıyız. Aksaray'ımız güzel. Gelen öğrencilerle, arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlar da güzel, beğeniyorlar. Tabii bazı kötü yerler oluyor. Onları da dilekçeyle belli ediyorlar. Hani belediyemiz onlar gereken önlemleri alıyor. Aksaray Üniversitesi gereken önlemleri alıyor. Sadece ulaşımda bazen sıkıntılar, aksaklıklar yaşanabiliyormuş. Onlar da bir an önce çözerlerse herkes memnun. Üçüncü sınıf öğrencisi. Üçüncü sınıf işletme öğrencisiyim. İstanbul'dan geliyorum. Aksaray'ı yanlışlıkla buldum gibi bir şey oldu. Nasıl oldu öyle? Tercihlerimde Aksaray'ı ben İstanbul'a yakın zannediyordum. Öyle oldu. Yani İç Anadolu'da olduğunu bilmiyordum ben zaten. Peki üniversiteyi nasıl buldunuz? Yönetim bilişim sistemleri arıyordum. Aksaray'da olduğunu görmüştüm. Oradan bir aklımda kaldı. İşletmeyi de o şekilde yazdım. Asu'yu beğendiniz mi? Kısmen diyelim. Daha bilmiyorum yani. İlköğretim matematik öğretmenliği okuyorum. Kayseri'den geliyorum. Aksaray'ı, Aksaray Üniversitesi'ni nasıl buldunuz? Ben büyük bir şehirden geldiğim için ister istemez zorluk yaşıyorum. Ama Aksaray küçük bir şehre göre aslında gelişmiş bir şehir diyebilirim. Yani kampüsümüzdeki olanaklar aslında düşük. Gerek köpekler olsun bizi birazcık zorluyorlar. Ama beklentimin üstündeydi. Yani kampüsün ortamı güzel. Marketimiz var. O biraz küçük ama onun dışında gayet güzel. Ben birinci sınıfım. Ne okuyorsunuz? Yönetim bilişim sistemleri.
Aksaray'ı nasıl buldunuz? Aksaray Üniversitesi'ni nasıl buldun? Aksaray'ı nasıl buldum? Dağlık tamamen. Anadolu'nun bağrı. Pek hoşuma gitmedi açıkçası. Neden? Şöyle söyleyeyim, ben KYK yurdunda kalıyorum. İnanılmaz bir koku var. Öyle böyle değil. Yani dayanılacak gibi değil. Hani gece falan rüzgar estiği zaman hiçbir şekilde dayanılacak. Pencereler kapalı. Pencereler kapalı olmasına rağmen o koku yine insanları rahatsız ediyor. Ya tek ben şikayetçi değilim. Bütün KYK'da kalan tüm arkadaşlarım bundan şikayetçi. Sonra geldiğimden beri bir yol problemi var sanırım. Bir sol tarafı yapıyorlardı. Şimdi sağ tarafın yapımına geçtiler üniversite yolunun. Otobüsler sıkıntılı. Toplu taşıma çok sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. Otobüs bekliyoruz. Hani erken çıkmama rağmen iki otobüs birden geçiyor. Dolu. Hani tıklım tıklım dolu. Kapasa dolu. Üçüncü otobüs geliyor. Orada da hani zar zor yer buluyorum. Ki çoğu zaman derse geç kalıyorum. Birkaç daha okulun ilk zamanları olmasına rağmen bir iki hocadan aram kötü bu yüzden. Onun dışında pek bir diyeceğim bir şey yok ya. Aksaray'ı, Aksaray Üniversitesi'ni nasıl buldun? Beklentimin üstündeydi. Ben çok daha kötü bir yer olarak bekliyordum. Yani marketi falan görünce de bayağı şaşırmıştım. Vay be market var falan demiştim. Geldiğimde beklentimin üstünde oldu açıkçası. Ben Ankara'dan geldiğim için daha sosyal olmayan, daha böyle aktif olmayan, pasif bir okul olarak bekliyordum. Aslında beklentimin çok üstünde. Aksaray Üniversitesi iyi ya, idare eder. Çok bir vavluğu da yok. Kötü de değil, idare. Nereden geliyorsunuz Aksaray'a? Mardin'den geliyorum. Nasıl buldunuz Aksaray'ı? Aksaray'da ekstrem bir şey yok. İdare eder dediğim gibi. Nereden geliyorsunuz? Osmaniye. Aksaray'ı, Aksaray Üniversitesi'ni nasıl buldun? Güzel, hoş bir ortam, sıcak bir ortam. Yani böyle diyebilirim. Beğeniyor musunuz? Yani güzel yani. Çoğu şehirde olmayan fırsatlar var burada. Peki siz? Ben Aksaraylıyım, buralı. Bence güzel bir şehir. Üniversiteyi nasıl buluyorsun? Üniversite ortamı güzel. Sadece biraz yeşillendirilmesi lazım. Boş arazi çok. Oraların değerlendirilmesi lazım. Biraz daha eğitim seviyesinin artırılması lazım. Yani bunlar yapılırsa gayet güzel. Üniversite güzel ama Aksaray aşırı kuru, kupkuru. Yani kesinlikle nemlendirici getirsin gelenler. Ama onun dışında üniversite güzel. Bütün fakültelerin bir arada olması iyi bir sosyal imkan sağlıyor bize. Aksaray'da küçük, ulaşım da güzel. Bence üniversite için gayet iyi bir şehir. Ben de Osmaniyeliyim. Üniversiteyi beğendim. Yurt sıkıntısı yok Aksaray'da. Benim memleketime göre biraz çorak bir yer. Ağaçlandırılması gerekiyor ama kampüsü gayet güzel. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın efendim. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal.